arkadaşlar. Şimdi sizlere hızlı, kolay ve çok lezzetli bir ciğer tarifi vereceğim. Arnavut ciğeri tarifi. Bunu herkes yapabileceği gibi iddia ediyorum. Ben mutfakta çok beceriksizim. Katiyetle anlamam diyen beyefendilerin bile yapacağını düşünüyorum. Ayrıca bu ciğerin bir özelliği var. Ben ciğerden nefret ederim, ciğer kokusunu hiç sevmem diyen kişiler, büyükler ya da çocuklar dahi bu ciğerin karşısında duramıyorlar, yiyorlar ve ondan sonra ciğer sevmeye başlıyorlar. Bu ciğerin hiç ağır kokusu yok. Çok yumuşacık, ağızda dağılıyor, dışı kıtır kıtır, içi yumuşacık. Bakın şimdi size bir tane göstereyim. Şöyle görüyor musunuz? Ve bunun içi de yumuşacık. Bu ciğeri pişirirken, şimdi birazdan tarife geçeceğim. 3 tane özelliğe dikkat edeceğiz. Şimdi biliyorsunuz birçok gıda firmaları da işte atıştırmalık bir şeyler yaparken kek olsun, krakerler olsun, işte bazı şeylerin dışının kıtır, içinin yumuşak olmasına dikkat ediyorlar. Burada biz ciğerin dışını kıtır yaparken içi de pişmemiş olması çok büyük bir dezavantaj. Onun da içinin çabuk pişmesi için ne yapmamız gerekir? Şimdi anlatacağım size. Arkadaşlar, bir kere dışının kıtır olması için har ateşte pişirmemiz lazım. İçine tuz, bir de un koyuyoruz, karıştırıyoruz ve tavaya atıyoruz. Har ateşe, kızgın yağa atıyoruz. Bu arada kızgın yağda pişerken aynı zamanda içinin de pişmesi lazım. Bu yüzden arada kapak kapatıyoruz. Birazdan göstereceğim, o hususa dikkat edeceğiz. Aynı zamanda da çok çabuk pişirmemizin sebebi de içerisindeki suyu atmaması. Ciğerin içinde suyunun hapsolması gerekiyor. Ve böyle ısırdığınız zaman tatlı, böyle hafif yağlı sulu bir kıvamı damağınıza dağılması gerekiyor ki siz bundan çok keyif alasınız. Ve de bunun içinde çok çabuk yapılabiliyor. Biz zannediyoruz ki çok lezzetli yemekler çok zahmetli olabilir, olması gerekiyor. Ama bu öyle değil. 2 dakikada, 3 dakikada harikulade bir ciğer yiyebilirsiniz. Bunun üzerine sizler dereotu, pul biber, istediğiniz baharatları koyabilirsiniz. Ben şimdi hiçbir şeycik dökmedim, serpmedim. Bu bir isteğe bağlı olan bir şey. Yanına aynı şekilde küp küp doğrayıp patates, soğanlı, maydanoz, limonlu, zeytinyağlı yapabilirsiniz. 3 hususa dikkat ediyoruz arkadaşlar. Dışının kıtır olması için har ateşte mühürleyerek pişiriyoruz. İçinin pişmesi için kapağı kapatıyoruz. Ve içindeki suyu da hapsolması için de çok kısa sürede pişirmek durumundayız. Kısa bir sürede pişirip ağzını kapatıyoruz. Ve tabağı boşaltıp afiyetle sıcacık yiyoruz. Şimdi gelin tarife bakalım. Evde ciğer yaparken kişi başı 150 gram idealdir. Ben biraz daha abartıyorum, kişi başı 200 gram yapıyorum. Çünkü evde biraz daha kana kana doya doya yemek istiyoruz ciğeri. Özellikle yanına da patates garnitürü yapmayacaksınız, küp küp doğrayıp kızartmayacaksınız. Ciğeri bol tutmakta fayda var. Sırf ciğerle karnınızı doyuracaksınız. Yani ben ciğerin tadını almak istiyorum bu öğün diyecekseniz. 200 gram da fayda var. Ciğer alırken dikkat etmemiz gereken en önemli noktalardan bir tanesi ciğerde kelebeğin olmaması. Nasıl anlarsınız? Böyle nokta nokta 2 milimlik, 1,5, 1 milimlik gibi o aralıklarda beyaz lekeler olur ciğerde. Çok çok dikkat edelim. O kelebekler girip bizim bağırsaklarımıza yerleşiyor ve kancalı parazitler. Orada bir daha ince bağırsakta şifaları, işte vitaminleri, mineralleri emmeye başlıyorlar. Bizim vücudumuzun direncini zayıflatıyorlar. Ve aygazda kızartırken ocakta yüksek ısıda da ölmüyorlar. Dikkatinizi çekerim. Kelebek olup olmamasına çok dikkat edin ciğer alırken. Şimdi ciğerimizi doğramaya geçelim. Şimdi arkadaşlar, ciğer yıkanmaz. Ciğeri yıkamadan doğruyorsunuz. Ben dışındaki o kıtır hali daha fazla ağzıma gelsin, damağıma gelsin, daha lezzetli diye daha küçük parçalar halinde doğruyorum. Hem de için pişmesi çok önemli olduğu için kesme şekeri kadar doğradım. Böyle 200 gramlık bir ciğere bir çay kaşığı tuz atıyoruz. Şimdi arkadaşlar, gelelim işin en önemli kısmına. Ocağın büyük olanını açıyoruz sonuna kadar. Bu benim emektar bir tava ama bayağı kaliteli bir tavaydı. 15 yıldır kullanıyorum. Hiç
hiç yapıştırmayan, beni de hiç üzmeyen, yolda bırakmayan. O yüzden bununla yapmaya karar verdim. Şimdi arkadaşlar, gelelim işin en önemli kısmına. Ocağın büyük olanını açıyoruz sonuna kadar. Bu benim emektar bir tava ama bayağı kaliteli bir tavaydı. 15 yıldır kullanıyorum. Hiç yapıştırmayan, beni de hiç üzmeyen, yolda bırakmayan. O yüzden bununla yapmaya karar verdim. Diğer tavalar biraz daha buna göre iyi değil. İyi olan biliyorsunuz 15 sene sonra da 20 sene sonra da kullanışlı oluyor. Şimdi arkadaşlar, bunun içine 3 yemek kaşığı yağ atacağım. Sıvı yağ. İyice kızdıktan sonra, buhar ateşte iyice kızdıktan sonra ciğerleri içine boşaltacağım. Ve çok hızlı bir şekilde pişireceğiz. Bu arada videoyu kesmiyorum. Ne kadar sürede nasıl pişirdiğimi görün. Ne kadar hızlı olduğunu. O yüzden kesmeyeceğim. Bütün bir şekilde izliyoruz. İyice kızsın. Yağı göz kararı koydum. Sizler 3 yemek kaşığı koyun ama. Ciğer atıp bakacağım durumuna. Daha kızmamış. Şöyle tek bir ciğerle kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Videodaki pişirme süresine riayet edin. Tam bu kadar. Yağı göz kararı koydum. Sizler 3 yemek kaşığı koyun ama. Bu videodaki pişirme süresine riayet edin. Tam bu kadar sürede pişecek. Yani hiç dakika falan vermiyorum. Olduğu gibi çekiyorum size. Çok hızlı olacak çünkü. Evet arkadaşlar, ciğerleri atıyorum. Önemli olan arkadaşlar, bu kadardan fazla ciğer atmayın böyle bir tavaya. Çünkü normalde bu 3 dakikada pişmesi gerekirken pişme süresi 5 dakikaya uzuyor. O zaman da ciğerlerin tadı bozuluyor. Suyu çekiliyor. Böyle çok hızlı olacak. İçini pişmesi için de kapağını kapatıyoruz. Arada açıp karıştırıyoruz. Mühürlenmeye başladı. Ekranda gözüküyor mu bilmiyorum ama. Eğer sık sık karıştırmazsanız yanabilir arkadaşlar. Çünkü tava çok sıcak. Thank you.
ocağı kapatıyoruz. Ve tabağa alıyoruz. Kanalıma abone olmayı, likelamayı unutmayın arkadaşlar. Hayırlı günler dilerim. Sağlıcakla kalın.